Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Zor soru görmeden uyuyamıyorum. Çözmeden konuyu tam anlamış gibi olamıyorum. Piyasadaki kitaplar çok pahalı. Ücretsiz ve LGS tarzı soru nereden bulabilirim ki diyenlerin uğrak yeri Partikül Matematik kanalındasınız ve doğru yerdesiniz. Abone olursanız hem destek olup daha fazla soru çözmemize katkı sağlarsınız hem de yeni videolardan, zor sorulardan, LGS sistemine uygun her bilgiden anında haberdar olmuş olursunuz. E hazırsanız ilk soruyla başlıyoruz. Şimdi bir dikdörtgen verilmiş. Kısa kenarı 3, uzun kenarı 9. Bakalım ne ile ilgiliymiş? Yukarıda verilen dikdörtgen kullanılarak oluşturulan şekiller koordinat sistemine yerleştirilmiştir. Yani bu dikdörtgen buraya, buraya, buraya bir şekilde dağıtılmış. Yani dikdörtgenlerin her biri bu ölçülere sahip. Peki en kritik bilgiye geliyoruz. BO uzunluğu, AO uzunluğunun iki katıymış ve böyle olduğuna göre de aşağıda verilen noktalardan hangisi PRTK noktalarına karşılık gelmez diye sorulmuş. Şimdi soruya ilk bakışınızı attığınızda hemen ilk tepki olarak şunu söyleyebilirsiniz. Hocam iyi de koordinat sisteminde hiçbir noktanın herhangi bir koordinatı belli değil ki. Nereden yola çıkacağız? Evet çok haklısınız. Hiçbir nokta belli değil. Ama az önce soruyu okurken de söylemiştim. En kritik bilgi şu iki uzunluğun birbirine oranı. Yani şurada gördüğünüz gibi AO uzunluğu OB uzunluğu arasında bir oran verilmiş. O zaman hemen buradan bir giriş yapalım. Neden buradan giriş yapabiliyoruz? Çünkü bu AB uzunluğunun tamamının uzun kenar olduğu için 9 birim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu AO ve OB uzunluklarını ayrı ayrı bulabiliriz. O zaman şöyle bir denklem kurarak başlayalım. AO uzunluğuna biz x dersek BO uzunluğu o x'in 2 katı olmayacak mıdır? Tabii ki de olacaktır. O zaman BO uzunluğuna 2x, AO uzunluğuna da x dediğimizde aslında bu 9 birim uzaklık 3x'e karşılık gelmez mi? Evet, o zaman her iki tarafı da 3'e böldüğünüzde x'in 3 olduğunu görebilirsiniz. E dolayısıyla aslında şu başlangıç noktasından sol tarafa 3 birim gidilmiş ve A noktasına gelinmiş. E o zaman ben A noktasını buldum. Evet bu A noktası için ne diyebiliriz? Eğer x tarafında sol yöne gidiliyorsa ne oluyorduk? Negatif tarafa gitmiş oluyorduk. Dolayısıyla da noktamız eksi olacak. O zaman a noktasını şuraya not ediyorum. Bize a noktası sorulmuyor fakat a noktasından yola çıkarak diğer noktalara ulaşabiliriz. a noktası da y ekseninde herhangi bir değer yok gördüğünüz gibi. Çünkü çünkü yukarıya da aşağıya çıkılmamış ya da inilmemiş. Fakat x ekseninde sol yöne 3 birim gidilmiş. Yani eksi 3'e 0 noktası diyebiliriz. E a'yı bulduğumuza göre hemen p noktasına ulaşabiliriz. Şimdi eksi 3'ten şuraya kadar kaç birim olduğunu dikdörtgene bakarak anlayabiliriz. Kısa kenar ne kadardı? 3 birim. Şu yeşil dikdörtgenin kısa kenarı 3 birim olduğuna göre ve sağ tarafı eksi 3'te ise sol tarafı da 3 birim daha sola gittiğinizde eksi 6'da olmayacak mıdır? Tabii ki de olacaktır. Dolayısıyla P noktasını bulduk. X değeri eksi 6. Fakat Y değeri için aşağıya kaç birim indiğini de görmemiz lazım. Aşağıya indiği birimi de uzun kenarına bakarak anlayabiliriz. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 9 olduğuna göre bu dikdörtgen x ekseninden aşağıya 9 birim inmiş. Dikkat edin aşağıya indiğimiz için yine negatiflikten bahsedeceğiz ve 9 birim olduğunu da bildiğimiz için eksi 9 diyebiliriz. Yani P noktası eksi 6'ya eksi 9 birimdir ve dolayısıyla da D şıkkını eleyebiliriz ve noktasında bulduk diyebiliriz. Şimdi gelelim K noktasını bulmaya. K noktası için de yine A noktasından yola çıkacağım. Çünkü şu taraftaki X değerinin eksi 3 olduğunu biliyorum. E eksi 3'ten K noktasına kadar da uzun kenar kadar yani 9 birim daha sola gittiğime göre bu K noktasının X değerinin eksi 12 olacağını söyleyebiliriz. Gelelim Y değerine. Y değeri de pozitif tarafta yani yukarı yönde gidileceği için pozitif olacaktır. Ve bunun için de iki kısa kenar uzunluğunu hesaplayabiliriz yeter. Yani dikkat ederseniz şu K noktası bir kısa kenar buradan, bir kısa kenarda kendisi derken aslında 3 3 6 birim yukarıya çıkmıştır. Dolayısıyla da y değerine artı 6 diyebiliriz. Yani eksi 12 6 k noktasıdır ve a şıkkında da onu görebiliyoruz. Dolayısıyla a şıkkını ve k noktasında elemiş bulunduk. Evet şimdi gelelim sağ taraftaki t ve r noktalarını bulmaya. Orijinden sağ tarafa gidelim bu sefer. 2x'in 6 birim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da o'dan b'ye 6 birim gidilecek. Yani bu b noktası için 6'ya 0 noktası diyebiliriz. D noktasından sonra artık hemen R noktasına ulaşabiliriz. Nasıl ulaşacağız? Bir kısa kenar daha gideceğiz sağ tarafa. Yani R noktasının x değeri için 9 diyebiliriz. Çünkü kısa kenarımız 3'tü. 6'dan 3 sağa kayarsak 9'a ulaşacağız. Y değeri için de yine eksenden R noktasına kadar bir uzun kenar kadar gidilmiş. E bir uzun kenarımız da 9 birim olduğuna göre y değerine de 9 diyebiliriz. Dolayısıyla da R noktamız 9'a 9 çıktı. E artık cevabımızın 6'ya 9 olduğu belli. Yani D şıkkı olacak. Fakat biz dayanamayıp şu T noktasında bulmak istiyoruz tabii ki de. O yüzden kendimizi sağlatalım. Ve o T noktasında ne olduğunu bulalım. Şimdi B noktasının 6 olduğunu biliyoruz. Yani sağ tarafa 6 gidilmiş. E T noktası bir kısa kenar daha solda. E kısa kenarımızın uzunluğu 3 olduğu için 6'dan 3 birim sağa gelirsek 3'e geleceğiz demektir. Dolayısıyla da T'nin X değeri 3'tür. Peki Y değerini nasıl bulacağız? Şimdi Y değeri için T noktasına kadar bir kısa kenar gidilmiş, bir de uzun kenar gidilmiş. E kısa kenarım 3, uzun kenarım 9 olduğuna göre ikisini topladığımda 12 bulacağım. Dolayısıyla da T'nin y değeri için 12 cevabını verebiliriz. Yani T noktası 3'e 12 noktasıdır. Dolayısıyla da tekrar söylüyoruz. Cevabımız D şıkkı. Gelelim ikinci soruya. Evet, LGS sınavına çok az kaldı. Ne yapsak ne yapsak diye fellik fellik cevap arayanlara cevap niteliğinde hazırladığımız ikinci soruyla devam edelim. Bence siz de Kerem ve Aslı'nın yaptığı gibi yapabilirsiniz. Bakalım Kerem ile Aslı ne yapıyormuş? Kerem ile Aslı sınava az bir süre kaldığı için her gün soru çözmeye karar vermişlerdir. Her ikisinin de günlere göre çözdükleri soru sayısındaki değişim aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi bakıyoruz tabloya. Kerem'in çözdüğü soru sayıları yanlara yazılmış, Aslı'nın çözdükleri de alta yazılıyor ve bunların günler ile ilgili bir ilişkisi var belli ki. Buna göre demiş, ilk olarak çarşamba günü soru çözmeye başlayan Kerem ile Aslı'nın eşit sayıda soru çözdüğü gün haftanın hangi günü olur diye sorulmuş. Yani kaçıncı günü olduğu değil haftanın hangi günü olduğu yani haftanın 7 gününden birini cevap olarak alacağız. Şimdi öncelikle ben bu soruyu deneye deneye yaparım hocam diyen son öğrencinin bir fotoğrafını şu sağ üstte koyarak size bir hatırlatmada bulunayım. Yani o şekilde deneyerek zaman kaybetmeye hiç gerek yok. LGS sayısal bölümünde size 3 saat süre verilmediği sürece böyle işlere sakın kalkışmayın. Peki hocam ne yapacağız bu soruda diyenler çok dikkatli bir şekilde beni dinlesinler şimdi. Öncelikle Kerem'in çözdüğü soru sayılarına bak baktığımızda 6'dan 11'e 5 fark olduğunu görüyoruz. E 11'den 16'ya da 5 fark var. 16'dan 21'e de 5 fark var. Yani dikkat ederseniz Kerem her gün 5 5 arttırarak devam ediyor. Peki Aslı'ya bakıyoruz birinci gün 55 ile başlamış. Sonra 4 artmış. Sonra bir daha 4 artmış ve sonra yine 4 artmış. Yani belli ki Aslı'nın çözdüğü sorularda 4'er 4'er gidiyor. E demek ki bir yerde Kerem soru sayılarını daha fazla arttırdığı için bir şekilde Aslı'ya yetişecek. Örneğin şurada atıyorum 60. gün Kerem'in çözdüğü soru sayısı da 100, Aslı'nın çözdüğü de 100 aynı gün olacak. Yani işte bizim aradığımız da şuradaki o gün. Yani eşit sayıda soru çözdükleri gün hangi güne denk geliyor? Ona bakacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle madem burada bir ilişki var, o zaman bu ilişkileri yazarak başlayalım. Öncelikle Kerem için doğrusal ilişki denklemimi yazıyorum. Şimdi Kerem'in çözdüğü soru sayısına yine y dersek günlere de x dediğimizi düşünürsek her bir gün kaçar kaçar artıyor bu soru sayıları? Beşer beşer. Dolayısıyla da artış miktarını ne yapıyorduk? x'in kat sayısı olarak yazıyorduk. Yani 5x diyeceğim. Şimdi x yerine 1 yazdığımda yani bu günlere unutmayın x dedik soru sayılarına da y diyoruz. Dolayısıyla da bu güne yani x'e 1 verdiğimde cevabın 6 çıkması lazım. Peki ben buraya 1 yazsam 5 kere 1 5'tir. E 6 çıkması için ne yapmam lazım? Yanına bir de artı 1 eklemem gerekiyor. Hemen bir deneyelim. X yerine 2 verdim örneğin. 5 kere 2 10, 1 topladım. 11. X yerine 3 verdiğinizi varsayalım. 5 kere 3, 15. Bir topladınız. 16. Gördüğünüz gibi bütün günler için soru sayısı oranım aynı şekilde. Soru, bütün günler için soru sayısını doğru bir şekilde buluyorum. Yani denklemim doğru kuruldu. O zaman bu bir cepte dursun. Aynı şeyi bir de Aslı'nın çözdüğü soru sayıları için yapalım. Şimdi Aslı için ne yapacağız? Yine Y eşittir diyelim. Yani Aslı'nın çözdüğü soru sayısı eşittir. Hemen öncelikle aradaki artış farkı kaçtı? 4'tü. O yüzden ne yapıyorum? 4X diye başlıyorum. Şimdi x'e 1 verdiğimde cevabı 55 bulmam gerekiyor. Peki x'e 1 versem ne olacak? 4. 4'e e kaç eklersek 55'e ulaşırız? Tabii ki de 51 eklersek 55'e ulaşabiliriz. Hemen sağlamamızı da yapalım. Örneğin 2 verdik. 4 kere 2 8. 51 ile toplarsak cevabımız 59 olacaktır. Doğru. Peki x yerine 3 verdiğimizde yani 3. gün çözdüğü soru sayısını nasıl bulacağız? 4 kere 3. 12. 51 topluyorum. Cevap 63. Dolayısıyla bu denklemi de doğru kurduk. O zaman gelelim şimdi esas kısma. Biz neyi Arıyorduk. Bu ikisinin de çözdüğü soru sayılarının eşit olduğu günü arıyorduk. Yani aslında 2y'yi de birbirine eşitlememiz gerekiyor ki oradan x'i kaç bulacağız görelim. O zaman ne yapıyorum? Y'lerin karşılıkları yani şu x gruplarını birbirine eşitliyorum. Yani 5x artı 1 eşittir 4x artı 51. Hemen x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa yaptım. 4x buraya eksi geçtiğinde x kalacaktır. 5x eksi 4 xten x kaldı. 51 artı 1 eksi 1 geçti. Cevabımız 50. İşte bu kadar. Yani bu Kerem ve Aslı 50. günde eşit sayıda soru çözerler. Peki kaç soru çözerler? Herhangi bir denklemde yerine yazabiliriz. Örneğin 5 kere 50 250 artı 1 251. Yani ikisinin de 251 soru çözdüğü gün 50. günmüş. Peki bugün haftanın hangi gününe denk geliyor? İşte sorunun son aşamasına geldik. Haftanın günleri biliyorsunuz her 7'de bir değişiyor. O zaman bu 50'yi 7'ye bölelim. 7 kere 7 49 olduğu için kalanımız da 1 olacaktır. Peki kalanımızın 1 olması demek ne demek? Yani günümüzü nasıl tespit edeceğiz? Şimdi bunun için size şöyle daha küçük bir sayıyla örnek vereyim. Örneğin kalanımız yine 1 olsun. Örneğin bir sayıyı 7'ye böl böldüğümüzde yine kalanımız 1 olsun. En küçük sayı kaçtır? 8 diyelim. 8'i 7'ye böldüğümüzde 1. Peki haftanın 8. günü hangi güne denk gelir? Çarşamba gününden sonra 8. gün hangi güne denk gelir? Hemen bir tespit edelim. Şimdi ilk olarak çarşamba olduğu için 1. günü çarşamba alıyorsunuz. Unutmayın. E 2. gün Perşembe, üçüncü gün Cuma, dördüncü gün Cumartesi, 5 gün Pazar, altıncı gün pazartesi 7. gün salı ve 8. güne de ne düştü? Çarşamba. Yani dikkat ederseniz kalanın bir olduğu günlerin hepsinde cevabım çarşamba olacak. Dolayısıyla da bu soru içinde kalan bir olduğu için haftanın hangi gününe denk geliyormuş? Tabii ki de ne diyeceğiz? Çarşamba. Issız bir adaya düşseniz yanınıza hangi tarz koordinat sorusunu alırdınız hocam diye sorsanız cevap bu soru olurdu herhalde. Okuyalım bakalım neymiş o soru. 4x artı 5y eşittir 20 doğrusal denklemiyle 3y eksi 6x eşittir 12 doğrusal denkleminin belirttiği doğrular ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş sorumuz. Bakalım bu kadar önemli olan soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi işin içinde iki tane doğrusal denklemimiz var. O zaman bunları bir koordinat sisteminde çizmemiz gerekiyor. Çünkü bir de ne verilmiş? Eksenler verilmiş. Yani hem bu doğru hem bu doğru hem de iki tane eksen arasında kalan alanı tespit edebilmemiz için bu doğruları çizmemiz gerekiyor. O zaman başlayalım. Öncelikle şu doğrudan başlıyorum. Peki bu doğru denklemini koordinat sisteminde nasıl çizebiliriz? Bunun için yapacağımız iki adımla bir iş var. Öncelikle birinci adımımız x değerini yok ederek yani elimizle kapatarak y değerini tespit etmek. Yani x'e 0 verdiğimde y değerini kaç bulacağım? E, elimi kapattığımda zaten görüyorsunuz 5y 20 ise bir tane y kaçtır? Tabii ki de 4. O zaman bu doğru 0'a 4 noktasından geçecek. Onu da şöyle bir gösterelim. 0'a 4 burası olsun. Gelelim ikinci adıma. Yani y değerine 0 verdiğimde acaba x kaç çıkacak? Bunun için de yine y değerini kapatıyorum ve ne geliyor? 4x eşittir 20 kalıyor elimizde. E 4 tane x 20 ise bir tanesi de kaçtır? tabii ki de 5. O zaman x'in de 5 olacağı şu noktayı da gösterelim. Evet bundan sonrası klasik noktaları birleştireceksiniz. Yani şu 4'ten ve 5'ten geçecek bir doğru çizeceğiz. İşte birinci doğrumuz çizildi. Şimdi gelelim aynı işlemi ikinci doğru için yapmaya. Yani 3y eksi 6x eşittir 12. Ne yaparak başlıyorum yine? x'e 0 veriyorum. E x'i kapattığımda 3y eşittir 12 kalacak. E buradan da y'yi kaç bulacağız? Tabii ki de 4. E yine dikkat ederseniz aynı noktanın üstünde çıktı. O yüzden bu noktayı bir daha göstermeye gerek yok. Diğerine bakalım. Bu sefer y'ye 0 veriyorum. Eksi 6x eşittir 12 denkleminden x ne gelecek? Dikkat edin. Başında bir de eksi olduğu için x'i de eksili yazmamız gerekiyor. 6 kere 2 tabii ki de 12'dir. O yüzden cevabınız x eşittir eksi 2 olacaktı. O zaman onu da şurada bir yerde gösterelim. Burası da eksi 2 noktası olsun. E, dolayısıyla bu noktayla bu noktayı da birleştirebiliriz ve gördüğünüz gibi iki tane doğruyu da çizmiş olduk. Şimdi gelelim eksenler arasında kalan bölgenin alanına. Yani şu doğruyla diğer doğrunun arasını eksenleri de baz alarak tarıyorum. İşte alanımız tam olarak burası oluyor. Peki bu alan neye benziyor? Bir üçgenin alanına benziyor. Yani ne yapacağız? Alan formülümüz nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki tabanımız kaç? Şimdi 0 noktasından sağ tarafa 5 adım var, sol tarafa 2 adım var. Dolayısıyla tabanın tamamı 7 adım yani 7 çarpı diyorum. Yüksekliğimiz yani 0 noktasından y'lerin kesiştiği yere kadar olan uzaklığımız 4 birim. Dolayısıyla yüksekliğimiz de 4 birim bölü 2 de formülden geldi. Peki 7 kere 4 28 bölü 2 14. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ıssız adaya bile düşseniz çözmeniz gereken çok önemli bir soruyu çözmüş bulunuyoruz. O zaman hadi diğer soruya. E hocam bu sorular iyi güzel de LGS'de bir soruda bir sürü konudan soru soruyorlar. Bize biraz da o tarz örnekler çöz diyenler için hazırladığımız yani koordinat sistemiyle EBOB ekok konusunun mutlu evliliğinden doğmuş güzel bir soruyla devam ediyoruz. Şimdi yanda verilen PRTK dikdörtgeni şeklindeki bir bahçenin zemini her biri eşit büyüklükte olan kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir denmiş ve bahçede hiçbir boşluk kalmadığına göre en az kaç fayans kullanılır diye soruluyor. Şimdi bu bir koordinat sistemi olmasaydı da bir dikdörtgen şekli olsaydı ve içerisine de kareler yerleştirecek olsaydım ve bu karelerin de en az olmasını isteseydim ne yapardım? Kısa kenarla uzun kenarın en büyük ortak bölenini bulup dolayısıyla da karenin bir kenarını bulmuş olup soruya o şekilde devam ederdim. Fakat burada ne kısa kenar ne de uzun kenar belli değil. Hem de üstelik noktaların her birindeki değerler dahi belli değil. Yani örneğin eksi 12'ye A noktası D'ye 18 noktası yani A'yı ve D'yi bilmiyoruz. Dolayısıyla ilk işimiz bir numaralı işimiz bu noktaları kesin ve net bir şekilde tespit ederek işe başlayacağız. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle üst tarafta eksi 12'ye A noktası denmiş. Dolayısıyla bu noktanın X değeri eksi 12. O zaman buradan dümdüz aşağıya indiğimizde de buradaki C noktası ile karşılaşırız. E dolayısıyla da o zaman bu C noktasının da X değeri ne olmuş olur? Tabii ki de Eksi 12 yani dolayısıyla C'yi bulmuş olduk. Peki aynı şekilde buradan da sağ tarafa yola çıkalım. Bu K noktasının Y değeri eksi 6 olduğuna göre yani şu yataydaki değer eksi 6 ise aynı şekilde T noktasının da şuradaki B yani Y değeri yine ne olacaktır? Eksi 6 olacaktır. Buradan yukarı çıkalım. X eksenindeki değerimiz 8. R noktasının da X değeri yani D noktası 8 olacaktır. Aynı şekilde buradan sola gittiğimizde de Y değerimiz 18. Dolayısıyla burası 18 e haliyle de P noktasının da y değeri 18 olacaktır. Artık noktalarımızı tamamen tespit ettiğimize göre gelelim kısa kenar ve uzun kenarın uzunluğunu hesaplamaya. Şimdi bakıyorum y değerimiz 18 yani şurası 18 alt taraftan bizi sınırlayan y değeri ise eksi 6. E dolayısıyla 18'den eksi 6'ya kaç birim var? Adım adım yapalım, ikiye bölelim burayı. Bu 18'den 0 noktasına kadar 18 birim var, e 0'dan da eksi 6'ya 6 birim olduğuna göre. 18 6 daha toplamda şu dikdörtgenin bir kenarı ne olmuş olacak 18 6 daha 24 birim olmuş olacak. Bu birinci kenarımızda. Gelelim şuradaki kısa kenarımıza. Şimdi buradaki x değerimiz soldan bizi sınırlayan eksi 12 değeridir. Sağdan bizi sınırlayan ise 8 noktası. Yani 8 değeridir. Dolayısıyla bu ikisinin arası yine hızlıca yapalım. Buradan 0'a kadar 12 birim. 0'dan 8'e de 8 birim. Toplamda 20 birim var. Yani aslında elimizdeki dikdörtgen şu şekilde Kısa kenarı 20, uzun kenarı 24 birim olan bir dikdörtgen. Koordinat sistemi ile işimiz bittiyse artık EBOB EKOK kısmına geçiş yapabiliriz. Şimdi kısası 20, uzunu 24 olan dikdörtgen içerisine eşit büyüklükte ve kare şeklinde fayanslar döşeyeceğim. O zaman şu bir tane karenin bir kenarını hesaplayarak işe başlayalım. Nasıl hesaplayabilirim? 20'yi ve 24'ü tam bölebilen en büyük sayıyı arayarak başlayacağız tabii ki de. Yani ne arıyoruz? Ebob arıyoruz. Hemen başlıyorum. Ben bu ebobu bulurken siz bir çay molası verebilirsiniz. Evet. EBOB'umuzu bulduk. Yani 4. O zaman buradaki karelerin her birinin bir kenarı 4 santim olacaktır. Şimdi bundan sonra içerisinde kaç tane kare koyabileceğimizi nasıl hesaplayabiliriz? Alandan yola çıkarak hesaplayabilirsiniz. Yani üst tarafa bir karenin alanını yazarız. Yani şuradaki bir tane kutunun alanı 4 çarpı 4'tür. Yani karenin alanı a karedir. 4'ün karesi ya da 4 çarpı 4 diyebilirsiniz. E tamamının alanı ise kaçtır? 20 çarpı 24'tür. E burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak eğer 4 ile 20 arasında sadeleştirdiğimde 1'e 5, 4 ile 24'ü sadeleştirdiğimde de 1'e 6 yani 1 bölü 30 bulabiliriz. Dolayısıyla bu büyük dikdörtgenin içine kaç tane fayans yerleştirebiliyormuşuz? 30 tane fayans yerleştirebilirmişiz. Çift konulu sorumuzu da bitirdiğimize göre bir sonraki soruya devam edelim. Evet olur da ileride zengin olursunuz ve evinizin bahçesine üçgen şeklinde bir havuz yaptırmanız gerektiğinde bize günlük hayatta kullanmamız gereken matematik öğretilmedi ki diye isyan etmemeniz için ne olur ne olmaz diyerek bu soruyu hazırladık. Hazırsanız devam edelim. Evet şimdi Barış Bey evinin bahçesini üçgen şeklinde tasarlayacakmış. Bahçenin 1 bölü 100 bin oranında küçültülmüş planı da şekildeki gibi koordinat sistemine çizilmiş. Gördüğünüz gibi şu taralı alan Barış Bey'in yaptırmak istediği havuzun bulunduğu bölge. Şimdi boyalı alana havuz yapmayı planlayan Barış Bey'in havuzunun gerçek alanının bilimsel gösterimi kaç santimetre kare diye verilmiş ve onun da dışında ne bilgisi var en önemlisi de bu bir birimin bir santim olduğu söyleniyor. Yani örneğin O'dan B noktasına 6 birim varsa aslında biz onu ne diye düşüneceğiz? 6 santim olarak düşüneceğiz. Peki şimdi gelelim soruyu nasıl çözeceğimize. Benim derdim bu taralı alanı hesaplamak. Peki bunu nasıl hesaplayabilirim? Direkt bu içerideki içbükey üçgenin alanını direkt hesaplayamayacağıma göre iki üçgen gördüğümden dolayı büyük üçgenden şu taralı olmayan üçgeni çıkartarak da taralı alana gidebilirim diye düşünüyorum. Yani öncelikle A, AOB üçgeninin alanını hesaplayalım. Yani en büyük üçgenin alanından bahsediyorum ki bunun içinde hem taralı hem de taralı olmayan alan var. Dolayısıyla AOB üçgeninin alanını nasıl hesaplayacağız? Düşünelim. Şimdi AOB'nin tabanı gördüğünüz gibi 6 birim. O zaman taban çarpı Peki yüksekliğimiz nedir? Şu A noktasından aşağıya olan dik uzaklık kaçtır? Tabii ki de y ekseninin değeridir. Yani 8'dir ve Formülden dolayı da bölü 2'miz var. Evet şurada hemen bir 8 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 4 yani 6 kere 4'ten 24 santimetre kare nedir? AOB'nin alanıdır. Peki şimdi bir de işimize yaramayan kısım var. Onu da buradan hesaplayıp işin içinden çıkartalım. Yani kimden bahsediyoruz? COB taralı olmayan alanından bahsediyoruz. Yani şurada altta bulunan üçgenden. Bunun da yine taban uzunluğu 6 fakat yüksekliği şurada gördüğünüz gibi 3 birim bölü yine formülden dolayı ikimizi yazdık. 2 ile 6'yı sadeleştirip 3 bulduk ve 3 kere 3'ten de 9 santimetre kare diyebiliriz. Bu ikisi arasındaki farkı hesaplayıp taralı alanı artık tespit edebiliriz. 24'ten 9 çıkarttığınızda tabii ki de ne bulacaksınız? 15 santimetre kare bulacaksınız. Bu da nedir? Tabii ki de benim istediğim taralı alandır. Evet dikkat ederseniz biz neyi bulduk? 15 cm kare taralı alanı bulduk. Yani bu koordinat sisteminde bulunan alanı bulduk. Fakat bize soru ne demiş? Bahçenin gerçek alanının bilimsel gösterimi nedir diye sormuştu. O zaman ben ne yapacağım? Bu 1 bölü 100 bin oranında küçültülmüş 15 cm karenin gerçek oranını bulmam gerekiyor. Dolayısıyla da yüz binle çarpacağım. O zaman gerçek alan için ne diyebiliriz? 15'i yüz binle çarpmamız gerekiyor diyebiliriz. Yani sonuna 5 tane 0 koyacağız diyebiliriz. O zaman 1, 2, 2, 3, 4, 5, 0'ı koydum. Yani tam 1,5 milyon santimetre kare çıktı. Fakat bunu istemiyorum. Bunun neyini istiyorum? Bilimsel gösterimini. Yani gördüğünüz gibi yine konu konu içine girmiş bir soruyu çözüyoruz. 1,5 milyon santimetre karenin bilimsel gösterimini nasıl bulacağız? Bilimsel gösterim neydi? Tam kısmı 1 ile 10 arasında olan gösterimdi. Yani o zaman sağdan başlayıp 1 ile 10 arasına gelene kadar gideceğim. Yani 1, 2, 3, 4, 5... 6 basamak sola geldim ve 1,5 çarpı 10 üzeri 6 olarak yazabilirim. Yani gerçek alanın bilimsel gösterimi neymiş? 1,5 çarpı 10 üzeri 6 imiş. İleride olur da zengin olur ve bu havuzu yaptırmaya karar verirseniz Partikül Matematik olarak bizi unutmayın lütfen. Müzik